Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Osman Akbıyık. Kararı hiç iyi bulmadık. Gerçekten yani bence gene de bir saçma karar. Yani bu şekilde böyle bir karar olmaz. Yani açacaksak her gün açalım. Açmayacaksak hiç açmayalım. Biz zaten önceki genelgeye uyduk. Evimize çekildik. Bekliyorduk. Yani bir gün cumartesi günü açmayla bu iş olmaz. Cumartesi günü saat o da pazarcı esnafı 10'da pazara girecek. 2 saatte dezgahını kuramaz. 3 saat içinde ne alışveriş yapacak ki? Saat 5'te tekrar pazarı terk edecek. Peki elinde kalan malı kime verecek? Yani sıkıntılar büyük. O bir günü de şu an esnaf ben dünden belli yatmadım bile. Geceden beri esnafa cevap veriyorum. Esnaf açmayak diyorlar. Açma taraftarı da değiller. Pazarımızın bir de tuhafiye esnafı, züccaciye ve peynir, zeytin, bahliyat, yumurta esnafı açmayacak. Sadece sebze meyve. Bence ben bu yani genelgeyi bizi düşünüp de açtıklarından değil, pazarcı esnafını düşünmediler. Sadece halcilerin, çiftçinin, dışarıda büyük tüccarların elinde mallar patladı. O yüzden pazarcı esnafı akıllarına geldi. Demek ki pazarcı olmadan bu iş olmaz diye düşünüyorum. Açıyorlarsa biz her gün açalım pazarımızı. Şimdi pazarcı esnafı şu an yani esnaf tepkili yani esnaf açmıyor diyor. Açamazlar da yani. Çünkü yani bugün hale gidecek mal alacak. Bugün satamadığı malı yarın çöpe atacaklar. Bir anlamı olmaz. Madem öyle marketleri de kapatsın o zaman. Pazarı bir gün açıyorsa o günün marketleri kapatsınlar ki biz de elimizdeki malı tüketelim. Şimdi yani sade markete güvenip de bu genelgeyi yayınladılar. Yani pazarcı esnafı yatarsa da marketlerde nasılsa bu mal tüketilir dediler. Maalesef marketler yetersiz geldi. Marketlerde biliyorsunuz ya pazarlar olmazsa halkımız 3 katına 4 katına yüksek fiyata meyve sebze yiyecek, alışveriş yapacaklar. Yani yaptılar da şimdi de bak ellerinde mallar patladı. Yani o yüzden şimdi pazarcı esnafı yeni akıllarına geldi. Pazarcı esnafın kıymetini bence bilmeleri lazım. Pazarcı olmazsa bu iş olmaz. Bizim eklemek istediğimiz şimdi şöyle yani pazarcı esnafımızı bence mağdur etmesinler. Pazarcı esnafı mağdur olduğu zaman dışarıda halk da mağdur oluyor. Hem halka zarar verdiler hem esnafımıza zarar verdiler. Bir de devletimiz şimdi ilk işte genelgede esnafımıza 1.000 lira destek verdiler. Ama bir işte kredi, faizsiz kredi açıklaması yaptılar. 75.000 lira 3 yıl faizsiz dediler. Sevindik. Esnafa en azından bir ilaç olur dedik. İkinci güne tekrar genelgede pazarcı esnafımız faydalanamıyor. Yani 1.000 lirayla da bu esnafı hiçbir ilaç olmaz yani hiçbir faydası olmaz esnafa. Ya şimdi biz zaten şöyle düşünüyorduk bizim yani tam ters işini yaptılar tam tersini yaptılar. Biz pazarlarımız kapanmaz dedik yani şu pandemide pazarlarımız açık alan daha sağlıklı bir alışveriş alanı olduğu için yani biz dedik ki pazarlar açık kalır marketleri kapatırlar dedik. Tam tersini yaptılar. Pazarlarımızı kapatıp marketleri açık bıraktılar. Şu an pazardaki halkı, müşteriyi de markete yönlendirdiler. Yani bu pandemi, yani hastalığı gittikçe arttırdılar yani. Bu faydası olmadı. İyi bir şey olmadı bence yani. Ben Pazarcı Odası'ndan Cemal Mağara, yönetim kurulundan. Kararımız şu anda bizim almış olan bir karar yanlış bir karar. Şimdi bu kararda sadece pazarlar kapalı, marketler açık. Tamam hastalık var, ortada gerçekten bir salgın var. Biz de eyvallah. Böyle bu karar bu şekilde bu hastalık bitmez. Herkesin elinde bir belge var. Herkes şey yapmıyor. Bugün zincir marketler açık. Bugün hastalık kapalı alanda mı yayılıyor, açık alanda mı yayılıyor? Bugün kapalı alanda herkes kasa yerlerde, zincir marketlerde ne mesafe var, ne maske var, ne kontrol var. Bu hastalık böyle bitmez. Ama bizim pazarlarımız ferah, açık her tarafı.
Maalesef yanlış bir kararla marketler kapalı olup da pazarlar açık olacaktı halka hizmet vermek için. Bunlar ne yaptılar? Açık alanı kapattılar, kapalı alanı açtılar. Bu yanlış bir karar. Şu anda bize cumartesi günleri pazarlarımızı haftada iki tane yasağın içinde cumartesi açacaklar. Bir tanesi bayramın üçüncü gününe geliyor. Kim gelecek bu pazara? Şu anda cumartesi günü açacağız. Cumartesi günü de açtığımızda bu bizi düşündüklerinden değil. Çiftçinin elinde mal kaldı, yollara döküyorlar. Ondan sonra bir sana nasıl diyeyim, bizim komisyoncu hallerine gidin. Şu anda malların hepsi rezil. Her taraf şu anda mallar hep zayi olmuş. Ya bunları ne yapacak? Bunları temizlemek için haftada iki gün bize cumartesi açacaklar. Bu suç yine bize kalacak. Ne yapacaklar? Varacak bizim pazarcı esnafımız halden bayat mal alacak. Şu anda bir haftadır, 10 gündür bu malın hiçbir yenecek hali kalmadı. Ne yapacak? Bunu adam getirecek, pazarcı dezgahına koyacak. Diyecekler ki ya bugün yine pazarcı çürük mal satıyor. Gördünüz mü? Kayseri radar atıyoruz ya, işte böyle böyle işte. Meyve şöyle olmuş, zebzebi öyle olmuş. Bir haftadan beri bu mal zaten bitmiş durumda. Bunları temiz edecekler pazartesi günü. Marketlere tekrar taze mal getirecekler. Vatandaşa diyecekler ki bak, ha vatandaş diyecek ki, ya marketler taze mal satıyor bak hele. Pazara vardık yine biz çürük aldık. Bu alınan karar yanlış karar. Marketlere şu anda bir genelge çıktı. İşte duç yağcıya satmak, kırtasiye satmak yasaktır. Zebzeyi meyveyi de yasakla kardeşim. Ya meyveyi zebzeyi yasaklamıyorsan reyonu var içeride. Reyondan dışarıya çıkartma. Adam pazar gibi kocaman yollara, kaldırımlara meyve zebze açıyor. Marketin böyle bir yetkisi yok. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Kararları düzgün alsınlar. Gariban esnafı ezdirmesinler. Yazık, günah. Biz şu anda mağdur durumdayız. Evimize ekmek götüremiyoruz pazarcı esnafı olarak. Karar yanlış. Sonuna kadar yanlış bir karar. Bu karar şey değil yani, tam kapanma değil. Bu haksız kapanma. Böyle bir kapanım olamaz. Ben kararı yanlış buluyorum. Karar da bizim halkımızın. Her zaman diyorlar ki biz halkın yanındayız, halkın yanındayız. Halkı şu anda marketlere soyduruyorlar. Kusura bakmasınlar. Saygılarımı sunuyorum. Ben Osman İncekaya, pazarcı esnafıyım. 33 senedir bu pazar işini görüyorum. Şimdiye kadar ancak kendi boğazımızı geçindiriyorduk. Bu kapanmadan sonra da zaten işte durumu biliyorsunuz. Vatandaşta bir şey yok. Alım satım gücü yok. Şu durumda bu kapanmadan sadece bir marketlere rant açtılar. Dün değil evvelsi gün markete gittim. Bizim pazarda sattığımız domates 5 liraya sattığımız domatesi 14 liraydı. Biberin kilosu biz pazarda 5 liraya 7 liraya satarken 22 liraydı biberin kilosu. Yani buna göre bu madem kapanıyorsa herkes kapatsın. Sadece pazarcı esnafına değil. Bunun marketlere rant açıldı. Başka bir şey değildir yani. Sadece dediğim bu kadar. Bundan ibaret. Şimdi cumartesi günü benim kendi şahsıma pazar yerim yok. Bir günlüğüne açılsa ne açılmasa ne. Fark eden bir şey olmaz. Zaten bir gün açtığın zaman elinde malın kaldı mıydı? O malın araya gider, hiçbir şeye faydası olmaz yani. Madem açıyorsa tam açsın. Her taraf açık. Normal seyyar bile mahalle arasında dünya kadar iş görüyor. Niye sadece pazarcı esnafı kapatıyor? Bu kapanma şeysi haksızlık, bir kapanma. Sadece pazarcıya haksızlık oluyor. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim.